İnsanoğlu Noksanoğlu 19. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Mustafa Özcan. Montaj Engin Karagöz. Bu oyun şark klasiklerinden Kelile ve Dimne adlı eserden uyarlanmıştır. Acımasız ve zalim biri olan hükümdar Depşelim, kendine nasihatte bulunan Bilge Beydeba'ya kızarak onu zindana atarsa da sonra şartlı olarak azat eder. Eğer Beydeba, hükümdarın hatalı yolda olduğunu ikna edecek bir kitap yazamazsa, ömür boyu onu zindanlarda çürümeye mahkum edecektir. Beydeba, yazdığı kitapta hükümdara, hayvanlar aleminde yaşanmış gibi birçok hikayeler anlatarak nasihatte bulunur. Son olarak, her şeyin yerli yerinde olmadığını iddia eden birinin, kızını dünyanın en kudretli biriyle evlendirmek istemesini anlatır. Ey güneş, ey muazzam varlık! Bir kızım var ki, koca olarak en kuvvetli ve en etkili biriyle evlenmek istiyor. Onu alır mısın? İsterdim ama en kuvvetli ve en etkili olan ben değilim. Benden kuvvetlisi de var. Güneşten daha kuvvetlisi de kimdir? Bulut. Ne? Bulut mu? Evet. Şu yüzümü örten, ışıklarımın sıcaklığına karşı gelen ve aydınlığımı karartan buluttan söz ediyorum. Haklısın. Bu hiç aklıma gelmemişti. Şimdi hemen onunla konuşayım. Ey bulut! Kızım en kuvvetli ve en etkili biriyle evlenmek istiyor. Güneş, bulut benden daha kudretli ve daha etkilidir dedi. Bu doğruysa kızımla evlenir misin? İsterdim ama en kuvvetli olan ben değilim ey ihtiyar. Ben de sana benden daha kuvvetli olanı söyleyeceğim. Güneşin bile ışıklarını kesecek kadar etkili biri olan bulut, senden kuvvetli başka kim olabilir ki? Rüzgardır. Çünkü o beni yakalar, ileriye geriye götürür, istediği tarafa sürükler. Aa, doğru ya. Bir de ona sorayım bakalım. Ne diyecek? Ey rüzgar, kızım kuvvetli ve etkili olan biriyle evlenmek istiyor. Güneş bulutu, bulut da seni tavsiye etti. Sen ne dersin? Evlenir misin kızımla? Yanılıyorsun ey ihtiyar. En kuvvetli ben değilim. Sana benden daha kuvvetli olanı göstereyim. Kimdir o? Şu yerinden oynatamadığım dağı görüyor musun? İşte o. Benden daha kuvvetli. Bu zamana kadar kimse onu yerinden oynatamamıştır. Öyle ya. Rüzgar koca dağı ne yapabilir ki? Bir de onunla konuşayım. Ey dağ, kızımla evlenir misin? Evlenmek isterdim ey Zahid. Ama benden daha kuvvetli olanı var. Kimdir? Senin gibi güneşin yıpratamadığı, rüzgarın uçuramadığı bir dağdan daha güçlü kim olabilir ki? Bir fare. Ne? Fare mi? Evet. Yanlış duymadın ey ihtiyar. Bir fare içime gelerek kendine yuva yapar. Ama ben ona hiçbir şey yapamam. Ya, bu da hiç aklıma gelmemişti. Gidip bir de fareyle konuşayım. Ey fare, kızım etkili ve kuvvetli biriyle evlenmek istiyor. En kuvvetlisi senmişsin. Kızımı alır mısın? Hayır. Benim yuvam çok dar olduğu için onu alamam. Fare ancak bir fareyle evlenir. Erkek bir fare ancak bir dişi fareyle evlenebilir. Anlaşıldı. Kızımı tekrar fare yapması için Rabbime dua etmem gerekecek. Yaptıklarıma tövbe ettim.
Rabbimin yarattığı her şey yerli yerindedir. Bundan daha iyisi asla olamaz. Zahit'in duası işe yarayıp da kız tekrar fare olmuş mu? Olmuş elbette. Eş aslına rücu edince her şey normale dönmüş. İşte sen de ey düzenbaz karga. Ne yaparsan yap, belki şeklini değiştirebilirsin. Ama tabiatını asla değiştiremezsin. Tartışmayın! Kararım karardır. Karga kardeş misafirimizdir ve istediği müddetçe aramızda yaşayacaktır. Aylardır baykuşların yanındayım. Bana güvendiler, aralarına aldılar ve ben öğreneceğimi öğrendim. Şimdi gizlice kaçıp karga kardeşlerimin yanına gidip öğrendiklerimi anlatayım. Aramıza hoş geldin ey akıllı vezirim. Anlat bakalım, onca zaman baykuşların arasında nasıl yaşadın? Çünkü iyiler kötüler arasında yaşayamazlar. Söylediğin doğrudur ey hükümdar. Fakat aklı başında olan bir kimse kendisini ve bütün milletini korkutan bir belayla karşılaştığı zaman elde edeceği neticenin kıymetini düşünerek sabrederse bu yüzden ıstırap çekmez ve muradına erinceye kadar başkalarına boyun eğmekten çekinmez. Baykuşların idarecileri nasıl? İçlerinde bir tek akıllı kuş vardı. O da beni öldürmelerini tavsiye eden ve bu fikrinde ısrar edendi. Ötekiler onu dinlememekle kafasızlıklarını gösterdiler ve benim vaziyetimi anlamaya ve incelemeye lüzum görmediler. Vay aptallar! Vay beyinsizler! Bunlar benim kargalar arasında mevki sahibi olduğumu, onların arasında güvenilen kimselerden sayıldığımı hesap etmeyerek hile ve oyunumdan endişe etmediler ve sırlarını benden gizlemeyi akıllarına getirmediler. Halbuki ilmi siyaset ehli devlet sırlarının hiç kimseye açıklanmaması gerektiğini söylemişlerdi. O halde benim görüşüme göre baykuşların en zayıf tarafları saldırgan olmaları, beceriksiz bir hükümdarlarının olması ve ehliyetsiz vezirlerle çalışmasıdır. Doğru mu anladın? Evet, doğrudur hükümdarım. Sen baykuşlara dost görünerek, onlara boyun eğerek çok büyük eziyetler çektin. Öyle ama hükümdarım. Elde edeceğimiz parlak neticeyi düşündükçe çektiğim sıkıntılara sabrım artıyordu. Ve aksine mutluluk duyuyordum. Tıpkı kurbağalar kralını sırtında taşıyan yılanın hikayesindeki gibi. Neymiş kurbağayı sırtında taşıyan yılanın hikayesi? Efendim, derler ki bir büyük yılan ihtiyarlamış, gözleri görmeyecek ve kendisi de hiçbir iş yapamayacak hale gelmiş. Bu yüzden avlanıp yiyecek bir şey bulamıyor. Bir ara bolca kurbağa olan bir göle gelmiş. Eskiden buraya uğrayıp kurbağaları yakalar ve yermiş. Kurbağalar yılanı üzgün bir halde görünce yanına yaklaşmıştı. Ey yılan! Neden bu kadar kederli ve üzüntülüsün? Nasıl kederli olmayayım ki kurbağa kardeş? Eskiden sizleri yiyerek geçindiğim halde. Şimdi kurbağaları bana yasak eden bir hastalığa tutuldum. Ve sizleri görünce artık yakalayamaz hale geldim. Bu senin için çok kötü bir şeyse. Biz kurbağalar için çok iyi bir haber. Bunu hemen kralımıza söyleyeyim. Senin de görürsün ister misin? İsterim. Gel hadi kurbağa için dağımıza gidelim. Ne oldu sana ey yılan? Anlatayım be kurbağaların hükümdarı. Birkaç gün önce akşamleyin bir kurbağa tutmak için uğraştım.
Onu kovalarken bir zahidin evine düştüm. Ortalık karanlıktı. Ben kurbağayı kovalarken zahidin uyuyan oğlunun parmağına dokunmuş ve onu kurbağa sanarak sokmuştum. Bak, bak hele. Çocuğa bir şey oldu mu? Olmaz olur mu? Hemen öldü. Peki babası seni görmedi mi? Gördü ama ben kaçtım. Kaçarken de Zahid arkamdan bana beddua etti. Ne dedi? Sen dedi. Nasıl haddi aşarak ve zulmederek günahsız yavrumu öldürdünse Allah da seni alçatsın, düşürsün ve kurbağalar hükümdarına binek yapsın. Kurbağalar hükümdarının sadakasıyla geçinir bir hale düşesin dedi. Evet, aynen böyle beddua etti. Allah-u Teala da Zahid'in duasını kabul ederek seni bu hale soktu, öyle mi? Evet, ben de bu maksatla geldim. Benim sırtıma bin, buna razıyım. Yaptığım hatanın cezasını çekmeye hazırım. Madem öyle bineyim. Bir yılanın sırtına binmek şeref verici ve övünmeye değer bir harekettir. Biliyorsun ki ey hükümdar, ben yiyecek bakımından yoksulum. Sen de benim geçimimi temin et ki sana daha güzel hizmet edeyim. Madem ki benim bineğim oldun, seni geçindirmek bana düşer. Peki kurbağalar kralı yılanın geçimini nasıl temin etmiş? Her gün iki kurbağayı ona yedirerek. Yılan da böylece düşmanına boyun eğmekten zarar görmemiş. Ben de baykuşlar arasında düşmana boyun eğmeye sabrettim. Fakat amacım bizim emniyete kavuşmamız, zafer kazanmamız ve düşmanımızı yok ederek rahat yaşamamız için. Madem öyle, baykuşları nasıl yok edeceğimizi söyle akıllı vezirim. Ey hükümdarım, baykuşlar ağaçları bol bir yerde barınıyor. Ben derim ki ormandan bir miktar kuru ağaç toplayıp baykuşların kovuklarına atalım. Sonra etraftan bir miktar kuru ot ve ateş bularak odunları tutuşturmaya çalışalım. Kuru odun çalı çırpı bulmak kolay. Bunu gagalarımızla toplayabiliriz. Fakat ateşi nasıl canlandırırız? Dedim ya, kuru otlarla. Otları tutuşturduk mu ondan sonrası kendiliğinden gelir. Ateş yandıktan sonra kovuklardan kaçmak isteyen baykuşlar yanar ve içeride kalanlar da dumandan boğulur. İnsanoğlu Noksanoğlu adlı oyunun 19. bölümünü dinlediniz. 20. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.